Sevgili seyirciler, Haberaks'ta Engelsiz Ses programından hepinize merhabalar. Yayında biraz gecikme oldu ama kusura bakmayın. Bu da tabii ki trafik şartlarıydı, şuydu buydu derken hemen hızlı bir şekilde girmek istiyorum ben konumuza. Konumuz bugün otizm. Otizmin daha gerektirdiği ve açılımında birçok şeyler var. Onları konuşacağız ve bunları konuşmak için gerekli. Artık bütün güzelliklerle, bütün paylaşımlarıyla, birikimleriyle iki tane güzel akademisyen konuğum var benim. Sağ olsun, var olsunlar. Beni kırmayıp ricamı karşılık verip programıma konuk oldular. Öğretim görevlisi Sinan Kalkan ve 19 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden. Aynı zamanda da benim çok sevdiğim bir insandır kendisi, eksik olmasın. Onun dışında bir de yardımcı doçent doktor Salih Rakap bugün benimle birlikte. Yine aynı bölümdeler. Bugün bunu konuşacağız. Akademisyen gözüyle olaya bakacaklar ki artık bunun en üst çıtası, en üst noktası diye düşünüyorum. Ve kendilerine dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş saygılar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Akşamüstü trafik biraz sıkıntı oluyor tabii ki ama geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İlginize çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Şimdi konumuz yağmur adam, yağmur çocuklar. Öyle diyoruz biz artık onlara. Ben bu programı yapmaya başladığımdan beri defalarca çeşitli konu ve konuklarla işte nasıl diyeyim, konunun farklı yönlerini, beslenme boyutunu, otizm derken ne kadar geniş bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Yani kendi çapımda okuduğum yazılardan, konuklarımın paylaşımından. Ama bu bir rahatsızlık mı, değil midir, nedir, şudur budur derken ortalıkta bir karışıklık var diye düşünüyorum ben kendi adıma tabii. Evet. Bunu da en güzel cevabını siz vereceksinizdir diye düşünüyorum ama bunlara geçmeden önce biraz kendinizden belki bahsetmek istersiniz. Sevinirim. Evet, tabii ki. İsterseniz benden başlayalım. Evet. Hocam aramızda da yeni kendisi zaten. Evet. Alandan da biraz bölümümüzden de bahsetmek tabii istiyorum. Ki. Bölümümüz, üniversitemiz 2001 yılından beri faaliyet göstermekte. Öğretim görevlisi olarak ben de yaklaşık 4. yılımdayım. 4 yıldır burada görev yapıyorum. Hocam da sağ olsun geçen sene aramıza katıldı. Evet. Birlikte çalışıyoruz. Evet. Ne güzel. Siz hocam? Yurt dışındaydınız, bayağı bir yoğun bir çalışma dönemi geçirmişsiniz. Evet, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Daha sonra işte Kocaeli'nde, Ankara'da belirli bir süre öğretmenlik yaptım. Kocaeli'nde öğretmenlik yaparken aslında Kandıra ilçesinin bir köyünde bu depremden sonraki dönemde etkilenmiş çocuklar vardı. Duygusal bozukluğu olan, fiziksel yetersizliği olan. Tabii onlarla ilgilenmeye başladıktan sonrasında özel eğitime ilgim başladı sınıf öğretmenliğinden. Daha sonra 2004 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla yurt dışında eğitim görmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Yaklaşık 10 sene süreli yüksek lisans doktora, post doktora çalışmaları yaptıktan sonra 2014 yılının Temmuz ayında 19 Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümüne Zihin Engelleri Anabilim Dalı'na öğretim üyesi olarak döndüm. Şu anda işte yaklaşık olarak 1,5 senedir. 10 sene ciddi bir rakam ama ya. Evet, yani işte zaten ciddi bir zaman, yani zaman dilimi. Evet, işte burs kapsamayla gittik zaten biz gittiğimiz zaman. İlk, daha sonra ben bitirdikten sonra 1,5 sene yakında post doktora çalışması yaptım Türkiye'ye dönmeden önce. Yani şimdi döndük, buraya katkı sunmaya çalışıyoruz artık. Evet, inşallah yani oluyordur da zaten eminim bu sizin birikimleriniz. Şimdi konumuz gördüğünüz gibi dedim ya işte ben mesela yağmur adam ve yağmur çocuklar deyince insan yağmur adamdan kalıyor insanların kafasında. Ben bunu çözdüm yani. Evet, İnsanlara otizm dediğin zaman, yağmur otistik adam, dediğin zaman nedense bir şey gelmiyor ama ya şimdi yağmur adamda işte Dustin Hoffman var diye onun oynadığı rol var ya işte o dahi işte onun sıkıntısı dediğin zaman Allah Allah olmuş falan diye bir şey oluyor. Evet tabii yani o aslında çok da yağmur adamla otizmi özdeşleştirmek aslında çok da çok farklılıkları var. Tabii çok farklılıkları var. Belki hani otizm, yağmur adamdaki otizm karakteri gösteren bireyler illaki var. Nadir. Fakat çok nadir bir %10'un altındaki bir kısımdan bahsediyoruz. Tabii biz de şimdi okulda ben otizm dersini anlatırken arkadaşlar soruyor işte otizmli bireyi tanıyan var mı? Film izleyen var mı? Belgesel izleyen var mı? İnsanların söylediği ilk şeylerden birisi İşte yağmur adamı izlemiş olmaları. Yani, ama tabii yani o aradaki bağlantı aslında çok da net değil yani. Net yağmur değil. Adamında Dustin Hoffman'ın rolünün otizm libreyleriyle özdeşleşmesi aslında. O çok aslında farklı bir boyutunda ama onun gibi olan insanlar tabii var ki değil var, mi? Tabii ki var. Onları da görüyoruz ben mesela sosyal paylaşımlar mesela sitesinde. Mesela adam Los Angeles'ı mı geçen birisi vardı. Hatta bayağı da meşhur bir şekilde paylaşım şehir. 10 dakika helikopterden bir baktı sonra kara kalemle aynısını çizmiş mesela. Evet. Ya bunun örnekleri çoğaltabiliriz. Tabii, ben bunu sadece bir şey olarak verdim yani. Çok çok fazla var. Mesela işte hani otizmin karakteristik özelliklerinden birisi bireylerin çok fazla konuşmuyor olması. Evet, ifade etmeli. İfade etmeli sıkıntılarının olması, yetersizliklerin olması. Fakat şöyle bir şey görüyoruz mesela işte çocuklar
İşte bu bahsettiğimiz Dustin Hoffman'a benzeyen otistik çocuklar ya da sizin verdiğiniz örneğe benzeyen çocuklar da çocuk işte 4 yaşına kadar 5 yaşına kadar doğru düz konuşmuyor. Fakat onun konuşmaya başladıktan sonra dinlediği bütün şarkıları size söyleyebiliyor. Ya da işte sinema aktörlerini söyleyebiliyor. Yani bu tip özellikleri var ama hani bu yani hani tipik otizmden bahsetmiyoruz burada bahsederken. Bu aslında o zaman tipik otizme şöyle bir açıklama getirebilir miyim? Tipik otizm şöyle kısaca tanımlayabiliriz aslında otizmi. Hayatın ilk 3 yaşında ortaya çıkan ve hayat boyu süren genelde tedavilerle bunların etkileri azaltılabiliyor fakat tamamen otizmi ortadan kaldıran bir yöntem olmadı şu anda. Hayat boyu sürdüğünü söylüyoruz hala. Sosyal etkileşimde, konuşmada, iletişim kurmada yetersizliklere neden olan, bunun dışında bireyi de tekrarlayan davranış, sınırlı ilgiye neden olan bir özel gereksinim grubundan bahsediyoruz. Tabii bu otizm denilince 1943 yılında ilk tanımlaması yapılıyor bunun Leo Kanner tarafından. O zaman ilk tanımlaması yaptığında Leo Kanner otizmin annelerin çocuklara ilgisiz olmasından kaynaklandığından bahsediyor. Bu da işte Amerika'da kullanılan bir terim var. Refrigerator mothers diye. Soğuk anne anlamında, buzdolabı anne anlamında. İşte annelerin ilgisizliğinden ve bu sosyal olarak dezavantajlı ailelerden gelen çocuklara daha fazla olduğundan bahsediyor. Fakat tabii bilim ilerledikçe bunun aslında doğru olmadığı şeylerde yetişen hani bu kadar çocuk bakım evinde yetişen annesinin ilgisinden mahrum kalan bir çocuk var ama onlarda otizm ortaya çıkmıyor. Tabii bilim ilerledikçe nedenleri araştırılmaya başlanıyor. Hani günümüzde de otizme şu neden oluyor diyebileceğimiz henüz kesin bir neden yok. Bir şey yok fakat mi? İşte araştırmaların ortaya koyduğu temel 3 neden var. Bunlardan birisi genetik. Genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Burada da işte otizmli olan çocuğu olan ailelerde sonraki çocuklarda otizm görme riskinin yüksek olması genetik bir bağlantının olduğunu ortaya koyuyor. Fakat o çok büyük bir sıkıntı ama biliyor musunuz? Çocuk yapsak mı yapmasak? Evet, ilkinden sonra sıkıntı ama hani genetik bağlantıdan da bahsederken aslında şey de yok yani. Hani şu gen otizme neden olur, Down sendromunda mesela biliyoruz neyin neden olduğunu ama burada gen taraması yaparak şu gen otizme neden olurdan net ziyade bir şey yok. Yok tabii ki. Bu aile arasındaki bağlantı aslında temel genetik çalışmaları yönlendiriyor. Varsayımlardan yola çıkıyoruz. Yani bazı varsayımlar var. Hocam bahsettiği gibi onlar bu sürece etki ediyor. Evet. Ama tamamen bundan kaynaklanıyor demek şu anda çok kesin da olası değil, şey mümkün yok, değil. Ve tabii buna ek olarak başka neden olarak gösterilen şeylerden birisi de bu işte beyindeki anormal değişiklikler gelişim sırasında hayatın ilk 3 yaşında özellikle. Hani bu da yine yapılan incelemelerde otizme sahip olan çocuklarla normal gelişim gösteren aynı yaştaki çocukların beyin aktiviteleri karşılaştırıldığında daha fazla elektrik akımının olduğu otistik çocukların beyninde ve sosyalleşme ile alakalı olsun, konuşma ile alakalı bölgelerde bazen farklılıkların olduğu gözlemlenmiş. Bunun dışında bir de çevresel etkenlerden bahsediyoruz son birkaç yıl içerisinde. Bu sosyal şartlar mı yoksa hani o da tam sosyal şartlarla çok bağlantılı değil de bu hatırlarsınız belki 2000'li yılların sonunda bu otizme işte aşılardaki civanın neden olduğundan falan bahsediyordu. Radyasyonun bile neden olduğundan söylüyorlardı. Fakat işte ne oldu? Kaliforniya eyaletinde mesela Amerika'da civa tamamen yasaklandı aşılarda ama ondan sonra Kaliforniya Amerika'da şu anda en yüksek otizm oranının görüldüğü eyaletlerden birisi. Evet. Bu yani çevresel etkenlerin araştırılmasının en büyük nedeni bu. İşte Kaliforniya'da bir bölgede otizm sayısı Amerika'da genelde %110 artmışken orada %200'lerde, %300'lerde artış var. Hani onun da çevrede olan bu İşte ağır metal etkisi mi var, ne varsa onunla ilgili araştırmalar devam ediyor ama kesin hani şu da neden olur denilebilecek henüz bir şey bilmiyoruz. Tabii bunun da yarattığı sorunlardan birisi temel nedenini bilmediğimiz için çözüm yolları da aslında daralıyor tabii ki yani. Yani sebep belli olsa çözüm kolay olacak. Tabii ki biraz daha kolaylaşabilir. Belki hani önleyici faktörler uygulanarak otizmin artışı önlenebilir. Bir de şimdi yaklaşık olarak 2000'li yıllardan sonra otizmin tanılanmasında büyük bir artış var. Yani önceden işte 400'lerde bir, 150'lerde bir. Ama arttığını da ortada bir sebep, bir gerçek var değil mi? Tabii ki artıyor. Maalesef Türkiye'de çok hem artan bir... Hem ülkemizde hem diğer ülkelerde. Yani arttığından da çok bahsediyorlar. Bunu da genelde ben okuduğum makalelerde beslenmenin bile çok etkili olduğunu, işte bu ağır metaller dediğiniz hani denizin dibinde olan balıklar yenmesinin bile çok etkili olduğunu söylüyorlar. Hatta birçok okudum mesela ben kendime göre bu konuda diyet kitapları çıkmış. Mesela ismini vermeyeceğim
versem mi bilmiyorum. Natasha Campbell diye. Onun mesela diyet şeyini bilmiyorum, yararlı mı değil mi? Ya işte ama o... ben gene lafınızı kesiyorum. Ben bunları çünkü birebir yaşadım. Tanıdığım iki tane çok sevdiğim arkadaşımın çocukları otistik. Mesela bir bayanım da buradan kendisi ki anlıyordur, selamlarımı gönderirim. Çok zor şartlarda eğitimlerini gerçekleştiriyor kendisini. 3 tane otistik çocuğu var birisinde ve bunlar nereye gitseler bir şekilde bizim bir alışverişimiz oluyor. Telefonda konuşuyoruz falan. İşte şuraya götürdüm, orada dediler ki işte ilaç kullanma. Buraya götürdüm, orada dediler ilaç kullan. Orada götürdüm, dediler ki sen bunu niye bunu yediriyorsun? Öteki tarafa götürdüm, dediler ki sen bunu neden bunu yapıyorsun? Ama sonuç olarak neye geldik biliyor musunuz? Bir şeye baktım. Ya bu kitapları aldıkları her şey yurt dışı kaynaklı. Evet. Bunun da etkisi var mıdır diye size sormak istiyorum. Mesela yani bu Türkiye'de mesela bazı otizm üzerine yazılmış yani bizi kapsayan örf adet geleneklerimiz, yememiz, içmemiz bir eser herhalde şu ana kadar kaleme alınmış değil diye düşünüyorum. Ya öyle bir eser yok ama şimdi hani... Bize tam, uymuyor gibi geldi. Yani bizim bünyede onların sanki söyledikleri tutmuyormuş gibi geldi. Yani onu şimdi hani otizmle alakalı bildiğimiz şeylerden bir tanesi şu. Hani ırklara, kültürlere, sosyoekonomik seviyeye göre farklılık gösteren bir özel gereksinim grubundan bahsetmiyoruz. Hadi, doğru işte. Herkeste olacak. Bir şey var. Durum bir karışık. Tabii ki. Şimdi mesela geçen Sinan hocamla bir Antalya'da yine böyle bir sunuma gitmiştik. Orada ailenin bir tanesi bahsetti. İşte otistik çocuğu var. Otizme sahip olan bir çocuğu var. İşte bu Keys'in gluten diyeti yapılıyor. Fakat şimdi hani bu çok popüler olan cilde bir şey. Cilde tarihçi olmaya başlamış yalnız onun sonucunda da çok tabii ki, fazla. Tabii ki işte hani cilde, ama çok reklamı yapılan evet. Ve satılmaya çalışılan bir şey. Yani normal ekmeği 1 liraya alırken. Yok yani etkileri çıktı onun. Ben gluten, de gördüm fazlası çok kötüymüş. Evet gluten içinde olmayan ekmeği 4 liraya alıyorsun. Tabii burada bir ekonomiden de bahsediyoruz. Bu ailelere çok güzel pazarlanıyor. Fakat hani siz okuduğunuz çalışmalar da belli ve bununla ilgili yapılmış bir geçen sene içerisinde erken çocukluk döneminde bu diyeti yapmanın yani kontrollü deneysel çalışma 4 tane yapılmış zaten. Dünyada 4 tane var toplam. Ve bunların 3 tanesinde etki olmadığı, etkisinin aslında gerçekten olmadığı, hani otizmi önleyici bir etkisinden bahsetmiyoruz. Ama bazı yiyecekleri tüketmeme davranışlarda değişikliğe neden olabilir. Mesela bu hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlarda bazı yiyeceklerin yenmemesinde yarar oldu. Yani bu çocukların davranışlarını biraz daha durup dinginleştirdiğiyle alakalı çalışmalar var. Yani şunu demek istemiyorum. Davranışlarının bir kısmını aslında düzeltiyor olabilir ama temel otizmin nedenlerini ortadan kaldırabilecek bir sonuç, etkisi olan şeyde hani müdahale yönteminden bahsetmiyoruz. Bu uygulamaların etkisi aslında biraz da çocukların bireysel özellikleriyle değil. Tabii ki öyle. Ha, çocuklar arasında tabii. Takıntılar var mesela. Takıntılarda korkunç farklılıklar var kişiden kişiye çok değişen. Mesela ben öyle takıntılarla karşılaştım ki bana geldi ki yani çok enteresan. Evet. Yani bizim seçemeyeceğimiz yani bizim asla o farkındalığı gösteremeyeceğimiz. Yani şuradaki renkler arasında şurada bir turuncu var. O turuncuyu o yakalıyor ama biz yakalayamıyoruz. Evet. Yani öyle çok enteresan bir şey. Ya ben ne diyorum aslında biliyor musunuz? Bunlar hedefe kilitlenmiş çocuklar. Ya bir duruşu olan çocuklar. Yani bizim hayır diyemiyoruz ya. O illa o işi yaptıracak mesela. Evet bir kısmı. Öyle bir takıntıları var. Bir de devamlı kendilerine zarar vermeleri. Evet. Öyle bir sıkıntı. Ne bileyim yani zor ya. Çok zor bir durum. Evet, otizm aslında özel gereksinim grupları arasında cidden anne baba için de zor olan bir özel gereksinim grubu. Zor. Hani Down sendromlu çocuğunuz varsa ona bazı becerileri üretip sosyalleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Evet, evet. Otizmde çocuklar bir kere sağlıklı çocuklar. Evet. Annelerinden babalarından daha uzun yaşama şansları olan çocuklar. Ve yani işte normalde ilgisi olan konularda işte atıyorum uçak kazalarında ya da işte Afrika'da ormanlarında yaşayan yılanlar konusunda konuşurken dikkatin çocukla çok iyi konuşurken adın ne diye sorduğun zaman dağılıyor. Cevap vermesi için bunun öğretimini yapmanız gerekiyor. Yani mesela hayatı boyunca çocuk çok sağlıklı yaşayacak ama doğum gününü bir gün belki anlamlı olarak kutlayamayacak mesela. Ya da annesinin babasına gerçekten hani onları sevdiğini söyleyerek sarılmayacak belki. Hani anneler babalar için de aslında çok zor olan, belki çocuk için kolay ama anneler babalar için gerçekten zor olan bir özel gereksinim grubundan bahsediyoruz aslında. Ya vallahi bir konuğum vardı. O kadar hayatımda yani bu yaptığım programlar içerisinde Hatice Dostkoparan, bilmiyorum ismini duydunuz mu belki, Samsun'da işte şeydi, dernek başkanıydı hatta, Otizmli Çocuklar Derneği başkanıydı. Ben dedi çocuğumun anne demesini 9 sene bekledim dedi. Evet, evet. Yani bu çok zor bir durum ya gerçekten. Yani canınız, ciğeriniz, yani her anne babanın istediği bir şey. Bir de teşhisin geç konulması da eğitimi aksatıyor ki o zaman çok önemli. Tabii ki. Ve tabii bir de teşhisi hiperaktiviteyle karıştırıyorlarmış. Onunla karıştırılıyor. Acaba yani. Zihinsel yetersizlikle karıştırılıyor. Yani, bir sürü farklı özel gereksinim grubuyla karıştırılıyor. Sizin dediğiniz çok önemli. Normalde yapılan araştırma şunu gösteriyor. 2 ile 5 yaş arasında çocuklara 20 ile 40 saat arası davranış temelli terapiler verdiğiniz zaman çocukların akranlarını yakalama şansı var, biraz
bu terapiden mahrum kalmalarına göre çok yüksek. Tabii şimdi hani ülkemiz şartlarında buna kadar yapılabiliyor. Aileler hani devletin verdiği desteği maalesef düşündüğünüzde hani ondan sonrasında paranız olması gerekiyor artık özel gereksiz terapiler almak için. Valla çok olması gerekiyor. Evet, evet. Yani ben terapi merkezinde hipoterapi diye bir şey var, atlarla terapi duymuşsunuzdur evet, mutlaka. Evet. Onun mesela Türkiye'nin birkaç yerinde var. Ben mesela kendimce telefon ederek bile araştırdım. Allah'ım orada kalacağım ama ben giderim yani ne bileyim Burj-el Arab'da kalırım şeyde, Dubai'de. Evet. Yani çocuğumla birlikte hiç olmazsa birkaç tane selfie çektiririm yani. Evet. İnanamıyorsun ya, nasıl bir rakamlardır bunlar tabii çok yani. Çok büyük rakamlar. Bir de sonuç olarak tam olarak sana demiyor ki yani geç, tamam iyileşecek ve döneceksin evet. Dese keşke hadi tasla rahatlatıp gidelim. Yani evet. Bu bizim durum, benim kendi durumumla da alakalı mesela. Tabii ki. Ya bu cesmen ciddi ciddi bir yerden sonra baktım ki ben yani siz bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz, akademisyen olarak nasıl bakıyorsunuz olaylara ama çok ciddi bir rant kapısı olmuş. Kesinlikle öyle. Şimdi öğretim yöntemleri konuşulmaya evet. Başladı. Şuna da değinmek gerekiyor. Popüler olan yöntemlerden bahsediyorsunuz hı-hı. Aslında. Evet. Oksijen terapisi, hidroterapi, işte Yunus evet. Terapi ve diğer terapi yöntemleri. Bunlar popüler olan yöntemler. Evet. Burada Alanyazı'nda bizim ayrımını yaptığımız iki duruş var. Bu çocuklarda etkisini gösteren kanıt temelli uygulamalar dediğimiz bazı uygulamalar var. Daha çok öğretmenlerin ya da anne babaların bu uygulamaların kullanıldığı eğitim ortamlarını tercih etmesi gerekmekte. Evet. Diğer yöntemlerin etkisi henüz kanıtlanmadığı için dolayısıyla bunun hakkında da ya evet kesin çözümdür demek de çok olası değil açıkçası. Doğru, evet. O yüzden boşa kürek de çekmemek gerekiyor. Ama tabii ailelerin yaşadığı sıkıntı şu aslında. Hani araştırmaların söylediği etkili yöntemler evet, var. Fakat evet. Bunlardan belki bir tanesi, iki tanesi ülkemizde mevcut. Şu yani. Anda Ankara'da yaşayacaksınız, İstanbul'da yaşayacaksınız. Büyük şehirlerde yaşarsanız belki çocuğunuza bu terapiyi alma şansınız var. Bunun dışında işte Yunus terapisiymiş, yani A terapisi, B terapisi. Bunların hepsi aileler tabii ümit olarak bakıyor buna. Ya ben de yani diğerlerini aldıramıyorum. Evet. Belki bunu alırsam çocuğumda düzelme olur diye. Hani çoğunlukla ya en azından bir denemek ki onu ben kendim çok iyi biliyorum. Kendi rahatsızlığımdan biliyorum. Çünkü evet. İnsanlar Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Hani zamanında o siyah piyas filmlerde insanlar kafasını duvara çarpıp gülüyorlar diye ben mesela artık gülmüyorum. Evet. Ya keşke olsa diyorsunuz. Çünkü çaresizlik çok kötü bir şey. Evet. Yani uçan kuşa sağlamak böyle ne bileyim. Yani onların durumunu çok iyi anlıyorum. Bir de bu evlatta olunca, çocukta olunca anne babaların. Ya ben kendi adıma söyleyeyim mesela. Hiç inanmadım yani nasıl diyeyim mesela işte şıhlardı şundu bundu. Yani oraları bile götürüyor ama ne yapabilirsiniz? Bir umut tabii dünyası. Çok aile yapıyordur belki. Yani, yani bunu ne diyebilirsiniz ki? Onların da bunu çok yaptığını biliyorum. Ve o ailelerin tanıdığı, özellikle evet. Yaşadığı bazı psikolojik çocuk evreler var. Çocuk olunca çok şey değişiyor. O psikolojik evrelerde evet. insanlar sorunlarına çözüm bulabilmek için tabii. Olası tüm yolları deniyorlar. Aklınıza ne gelirse. Tabii kesinlikle. Bir de hastanelerde falan bu fizik tedavi, rehabilitasyon olsun ya da ne bileyim işte bu özel eğitim kurumlarında olsun. Kulaktan kulağa öyle tedavi yöntemleri tabii var ki oturur ağlarsınız yani. Yani ben mesela kendi adıma duydum yani ben mesela hı-hı. beni şu ana kadar iyileştirmek isteyen, ayağa kaldırıp uçuracak diye düşünen yüzlerce insanla tanıştım ben. Ama anlattıkları yöntemleri görseniz yok dedim o kadar da değil. Yani evet. ben bu durumla iyiyim. Yani en azından yani gerçekten yani insanların bu konuda sömürülmeleri ben yani bir de ortada bir çocuklar var. Ve çok da masumlar ya yani evet. bilmiyorum siz mutlaka birebir görüp de karşılaşıyorsunuzdur öyle değil mi? Gidip mesela bir yerlerde. Evet okullarda. Tabii ki okullarda. Yani çocuğun bir de kendine zararı var. Bir şey istiyor, ifade edemiyor. Düşünsenize siz Amerika'dasınız, 10 sene kaldınız, dili öğrendiniz. Hiç dilini öğrenmediniz, şimdi gittiniz Hindistan'a mesela diyelim. Konuşmaya çalışıyorsunuz. Hiç kendinizi ifade edin. Ne kadar zor bir durum değil mi? Evet. Yani bir yemek isteyeceksiniz, açlıktan ölürsünüz Allah korusun ya. Aslında bu hani söylediğiniz bu otizmin karakteristik özelliklerinden birisiyle de alakalı. Hani evet. normal dil öğrenirken belki el kol hareketleriyle gösterme şansınız var. Otizmin çocukta da o da yok. Hani o da yok. İşaretle evet. gösterme, isteme. O davranışları da görmediğiniz için aslında o daha işi de hani evet. iletişim boyutunu daha fazla sınırlayan bir evet. Durum aslında. Durum, ama bir de şu an şunu dikkat etmek lazım. Şimdi biz yani Samsun'da yaşıyoruz. Burada aileler için aslında çok fazla bir seçenekten bahsedemiyoruz. Yani otistik çocuklar eğitim merkezimiz evet. var. Bunun dışında çocuklar eğer kaynaştırma ortamında eğitim alabileceklerse o var. Çeşitli bir de kurumlar var. Ben çoğuyla da bir şekilde özel eğitim kurumları var. Rehabilitasyon merkezleri. Evet rehabilitasyon ama o da çok yetersiz. Haftada 2 saat bir çocuğa mesela ben onu da size sormak istiyorum. Evet. Yani haftada 2 saat ne kadar yeterli olabilir? Biraz ve ailelerin de konuya dahil olmadığı bir eğitimden bahsediyorum. Evet ve hani biraz önce bahsetmiştim. Yapılan araştırma gerçekten 20 ile 40 saat arası eğitim alması gerekiyor çocuğun seviyesine evet. göre. Hani 2 saat ile 4 evet. saat ile bu çok geçiştirilebilecek bir şey değil. Bir de
söylediğiniz çok önemli. Hani özel eğitimin her aşaması, sadece otizmli çocuklardan bahsetmiyoruz burada. Tabii tabii, diğer gereği. Özel gereksinimli çocuğa sahip evet. olan ailelerin, biz şimdi hani kanunları sınıfta derslerimizi anlatırken şey diyoruz evet. işte, yasaya göre 0-3 yaş arasındaki çocuklara özel eğitim hizmetlerinin evde evet. ev temelli ve kurum temelli verilmesi gerekiyor diyoruz. Evet. Ev temelli uygulama, hani öyle bir yasada olmasına rağmen öyle bir sistemimiz yok henüz. Evet. Hani Sinan'ın yapılmıyor aslında... ama vaat ediliyor biliyor musunuz? Bu tabii, kurumlar tabii. vaat yani, ediyor. Tabii, evet. Mesela ben birçok kurum biliyorum. 100'e 150'ye yakın öğrencisi var mesela aslında. İki defa gittim birisine. Birisine bir defa bir tane öğrenci Hı-hı. gördüm. O da bir odada durmuş, elinde bir tahtayla uğraşıyor. Evet. Öteki de şey işte özel öğretim öğretmeni. Siz yani ben üzgünüm. Bu konuda gerçekten doluyum ve üzgünüm. Neden evet. diyeceksiniz? Gerçekten çok ciddi bir hani sömürülme olayına geçirmiş ya. Tabii ki öyle. Ya ama şimdi siz mesela bu insanları da yetiştiriyorsunuz. Bu güzel özel eğitim öğretmenleri öyle değil mi? Siz Hı-hı. o konunun o boyutunda da varsınız mesela. Sağ olun, var olun. Peki burada siz 5 sene nasıl görüyorsunuz? Yani özel fazla, eğitim nasıl bir durum? Birden fazla değişken var. Aile faktörü evet. var, öğrenci evet. bir durumu var. Kullanılan yöntem tekniklerin bulunduğunuz çevrede uygulanması var. İşte yasa ve yönetmeliklerde yer alan ilgili hükümlerin işletilmesi var. Yani bir de yönetsel kısımların da işletilmesi durumu söz konusu. Burada o kadar çok değişken var ki bu süreci olumlu yönde götürebilmek adına. İşte bunların evet. organizasyonu ve eşgüdüm halinde yürütülebilmesi hakikaten çok zor yani. Bulunduğumuz şartlarda çok zor. Aslında zor değil ama nedense zorlu bir süreç olarak karşımıza ama çıkıyor. Çok panik dolu bir süreç yaşıyorlar biliyor musunuz aileler? Ve zaman çok dar. O 3 seneden bahsediyoruz ki çok kilit evet. noktaymış onu. Çok de. Önemli evet. yaş grubu. Ama 3 yaşına kadar Samsun'da bu olayı test edebilecek. Mesela benim yakınım vardı mesela, ondan bahsedeceğim onun çocuğundan. Ya çocuğun ne olduğuna, hiperaktif mi, şu mu olduğunu karar verene kadar çocuk 3 yaşına geldi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim bu konuda burada... doğru yetkili bir ağız da istiyorlar mesela. O ona götürüyor, ona yönlendiriyor. Evet. Öteki derken zaman geçiyor, zamanın telafisi yok. Tanılama ve değerlendirme de zaten önemli bir sıkıntı. Evet. Bizim ülkemizde aslında normalde yani tanılama değerlendirmeye geçmeden önce aslında hani otizm spesifik olarak konuştuğumuz zaman aslında ülkemizde otizmli bireylere çalışacak öğretmen yetiştirmiyoruz biz şu anda. Zihin engelleri öğretmenliği bölümümüz var, işitme engelleri öğretmenliği bölümümüz var, görme engelleri öğretmenliği bölümümüz var. Hani bununla ilgili sadece bizim ülkemizde değil, yurt dışında Down yapılan... Down sendromlular için. İşte hani zihinsel engelleri öğretmenliği adı Aha. altında biz bu öğrencilerin hepsine eğitim verecek öğretmen yetiştiriyoruz güya ama yani... Tabii işte o da hani... Yani otizm alanında Türkiye'de ne kadar yetişmiş uzman var ki biz gerçekten otizm bireylerle çalışabilecek hani öğretmenler yetiştirilmesi Hı-hı. aslında bireyler yetiştirilmesi o kadar... Hani burada hayal satmaya çok fazla gerek yok. Mümkün i̇şte, değil yani. Değil biz zihni engeller öğretmenleri şu anda... Tabii. Hani, sadece lisans değil, lisans üstü programlarımız evet, da yok. Yani bu anlamda. Evet, anlıyorum. Yani biraz ondan vermeye çalışılıyor. Evet, evet. Tabii o verdiğiniz biraz sizlerin çok de yapabileceği fazla bir şey söz konusu değil tabii burada. Tabii ki değil. Evet, sistemsel yani değişikliğe de gerek var. Evet, yani ona da gerek Kesinlikle. Olduğunu düşünüyorum. Ama bununla ilgili yapılan çalışmalar da var yani. Bu hani öğretmen, özel eğitim öğretmenliği diye başlatıp artık 3. 4. sınıfta alanlaşmaya gidilmesine dair hani çalışmalar var. Hani o da olduğu zaman aslında belki en mantıklı çözüm yolu şu an için. Çünkü biz hani zihin engelli öğretmeni mezun ediyoruz, evet. yani işitme engelli öğretmeni mezun ediyoruz. Adam çıkıyor, ertesi gün OÇEM'de çalışmaya başlıyor. Evet. Yani hiç çok hani alakasız hiç çok belki daha önceden görmediği bir gruptaki özel gereksinimli evet. çocukla çalışmak zorunda kalıyor. Tabii burada aslında politikaların da üretilmesi gerekiyor. Şimdi bir sistem değişikliği var. Yaygınlık oranından bahsediyoruz. Hı-hı. 68'de canlı doğumda evet, bir kişide otistik özellik görülme olasılığı var. Yani bu kadar yaygınken bazı fikirlerini ya da projelerini de geliştiriyor evet. olması ve bunu önlemeye yönelik bir takım girişimlerin de yapılıyor olması tabii, evet. gerekmesi lazım. Gerekir değil mi? Yani hadi kim el atacak bu konuyu o zaman? Yani birisi işte, el atsın yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında yapılan çalışmalar var ama tabii çok büyük bir ülke. Yani Türkiye bir gerçekten genç nüfusu çok fazla olan bir ülke. Yani ben şimdi birkaç defa hani TÜBİTAK'ın iklimi içerisinde yer aldım Hı-hı. bu konuda. Yani TÜBİTAK projeleri yazılıyor, insanlar öğretim yöntemleri geliştirmeye çalışıyor, tanılamayı ama daha... Ama hayata geçiriliyor mu? Ama işte hani hayata nasıl geçiriliyor? Çalışma Ankara'da yapılıyorsa Ankara'da geçiriliyor, evet. İstanbul'da yapılıyorsa İstanbul'da geçiriliyor. Belli bazı pilot bölgelerde. Tabii ki yani öyle şu an itibariyle çalışmaların yapıldığı yerlerle sınırlı kalıyor ama mesela hani... çocukların göz hareketlerini izleyip erken 16-18 aylık sürede bile tanılamayı, hani göz odaklanma becerileriyle tanılama arasında ilişki kurup hani tanılama yardımcı olacak çalışmalar mesela ülkemizde de başladı. Yurt dışında bunlar hani 10-15 yıldır yapılan çalışmalar. Tanılama konusunda hani siz biraz önce sorduğunuz soru şimdi ülkemizde evet. bu işler genelde hani çocukların önce bir tıbbi tanılama alması gerekiyor otizm için. Evet. Hani o süreç ne kadar sağlıklı yürütülüyor şimdi yani çok içerisinde olmadığımız için ahkam Anladım. Kesme şansımız yok ama hani bizdeki uygulama genelde hani özel eğitim sistemleri daha fazla gelişmiş ülkelerdekileri benzer uygulamalar değil. Genelde otizm tanılaması yapılırken çocuk
okul gibi, ev gibi doğal ortamlarda gözlemleniyor. İşte evet. Anne babasıyla, birincil bakım sağlayan öğretmenleriyle görüşülüyor. Daha sonra gelişimsel testler uygulanıyor. Otizm spesifik geliştirilmiş testler uygulanıyor. Bunların hepsiyle elde edilen veriler kullanılarak bu çocukta otizm var mı? Anladım, yani otizmli yani mi değil mi? Evet, yani otizm tanısı koyabilir miyiz? Koyamaz mıyız? Yani çok uzun, yani kısa bir süreçten bahsetmiyoruz aslında. Burada ülkemizde biraz daha bu işler yeni evet. Küçük adımlarla işte gelişiyor. Çok güzel bir şeye değindiniz. Yani mesela Down sendromlarda tipik bir özellik mevcut. Yani evet. Mesela keşke hani Down bunlarda da direkt bir MR'a çekilse ya da bir tomografi çekilse ve desek ki de şurada şöyle bir şey var, evet doğru budur denebilseydi keşke ama. Evet. Belli ki onun içinde biraz zaman var. İnşallah o zamanı da işte ben eğitimden sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela anne babaların eğitim almasını yani olması gerekiyor. Çünkü çocukla mesela anne birebir bütün gün ilişki içerisinde. Ama anne ne yapacağını bilmiyor. Evet. Şimdi sen anne babaya da bir eğitim vermen gerekiyor ki yani hep birlikte bir eğitim almaları gerekiyor ailenin. Ama ben şu an yani ne üzgünüm ama birçok yerde böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Sinan Hocam biraz önce bahsetmiş. Yani aileler bir süreçten geçiyor. Çocuğun özel gereksinimi olduğunu biliyor. Olayı, çaresizlik yaşıyor, şok yaşıyor. Ki. Kendini suçlamaya başlıyor. Kendileri travma yaşıyorlar. Bu süreçte aileler aslında en fazla yardım edilebilecek nokta onlara gerçekten çocuklarına yardım edebilecekleri beceriler kazandırmak. Hani o yüzden biz şimdi bizde mevcut olan kanunların birçoğu gelişmiş ülke, özel eğitim sistemi gelişmiş ülkelerden alınmış kanunlar. Hı-hı. Hani Amerika'da 0-3 yaş arasında ev temelli uygulamalar yapılıyor. Ama eve giden terapistin ana görevi anneye ya da babaya beceri kazandırmak. Çocukla direkt tabii. Çalışmaktan ziyade, çünkü anne baba çocukla her zaman birlikte. Tabii. Günün 10-12 saatini uyanık oldukları dönemi birlikte geçiriyorlar. Şöyle hani bir husus da var. Evet. Orada aile eğitimi hizmetleri zorunlu. Değil mi? Öyle yani bu alanda hizmet eden profesyoneller bu eğitimi hazırlamak zorunda ve aile bu hizmeti götürmek zorunda. Evet. Amerika'da böyle mi? Amerika'da 0-3 yaş arasında ev temelli, yani merkez temelli, kurum temelli de özel eğitim hizmetleri alabiliyorsunuz, evet, ama aile istediği ölçüde tabii ki yani bir orada sınırsız değil tabii ki. Sigortaların karşıladığı haftalık 10 saat zannedersin bizimkine benzer. Hı-hı. Fakat devletin imkanlarıyla 10 saat evde terapi alabilirse anne baba. Evet. Tabii bunun çocuğun hayatında çok fazla yani büyük etkisi olma şansı var. Çünkü anne babayı öğrettiğiniz zaman anne baba terapist orada olmadığı zaman çocukla çalışma tabii. Hani tabiri caizse yapmak zorunda. Bilinçli olmaları evet. Bile çok önemli. Aslında bu var. Şeyi de sağlıyor. Ailelerin bu becerileri kazanmaya başlamasıyla beraber çocuğun sosyal kabulü de gerçekleşmeye başlıyor. Evet. Yani çocuk onunla için atılması gereken adımlar da daha kolay atılmaya başlanıyor. Kesinlikle. Evet. Ama bunlar çok önemli şeyler işte. Tabii bunlar kesinlikle. Ufak tefek hani biz konuşurken batı batır geçtik gittik ama işte mesela asıl fark yaratan ayrıntılar mı denir? Tabii ki. Tabii evet. Yani. Aynen öyle. Yani çok küçük noktalarda bile çok büyük değişimler yaşanabiliyor işte. Yaşanabiliyor. Hani ülkemizde bazı, dedim biraz önce bahsettim ya, bazı illerde bu özel eğitim sisteminin iyi gelişmiş olduğu, üniversitelerin aslında özel eğitim programlarının iyi olduğu şehirlerde ya da işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde aslında bu tip uygulamalar yapılabiliyor ama bunlar tabii ki bahsettiğimiz uygulama bireysel, yani bir merkezin yaptığı, iki merkezin yaptığı uygulamalardan bahsediyoruz. Tabii bunun ülke çapında uygulanması devletin bunları yaygınlaştırmasına bağlı. Hani biz hemen Amerika'da eğitim alırken hep söylenen şeylerden birisi şuydu. Hani kanunlar, kurallar tabii ki yapılıyor. Evet. Fakat onları çalıştıran gerçekten aileler aslında. Hani orada Amerika'da da bu özel gereksinimli çocukların haklarını elde etmesinin temellediğini işte özel eğitim kitaplarında hepimiz okumuşuzdur. Ailelerin eyaletleri mahkemeye vermesi, çocukların haklarını kanunda yazan haklarını istemeler aslında. İç savaşa gidecekler neredeyse. STK'lerin aslında çok aktif bir şekilde orada varlık gösterdiğini biliyoruz. Ya o çok önemliymiş, biliyor bizde musunuz? Bizde de STK'ler yani, var ama yok, o kadar varlık etkin noktasında tabii etkinlikleri biz çok az. Biz özel günlerde gidip Atatürk heykeline çeki çene koyuyoruz. Yani işte maalesef engelliler olan gününde. Bu. Engelliler gününde engellilerin engelini kutluyoruz. Hem öyle hem de daha yani, küçük şeylerle ilgileniyoruz. Yani bu çocukların eğitiminde ya da diğer hakların alınmasında nasıl politikalar geliştirilmelidir, nasıl projeler olmalıdır, bunların talep edilmesi noktasında da sivil inisiyatifler geliştirilmesi gerekiyor. Ancak dediğiniz gibi varlık gösterme noktasında oldukça sınırlılar. Bunun biraz şeyle de ilintisi var. Tabii ki gelişmişlik ya da bilinçlilik, farkındalık, eğitimlilik düzeyiyle de ilintisi var. Ama bizim için kolay olan bir şey var ki, işte orada var, yapılmışı varken gidip alacağız ve getirip en azından bunları bir şekilde uygulamaya çalışmamız bile birçok önemli unsuru, yani zor olan unsuru bir anda kolaya çevirmiş olacağız. Yani adamlar artık yapmışlar, yapılmışı var. Aha al koy işte dene. Bunu bile yapmaktansa biz yani... Şimdi Mete Bey işte yani Sinan Hocam biraz önce bahsetti. 2000
bir yılında özel eğitim bölümümüz kuruldu. Hı hı. Şimdi Türkiye'de bu alanda cidden yetişmiş akademisyen ihtiyaç çok fazla var. Hani devlet son 5-6 yıldır bu... Ona katılıyorum. Evet. Dünyanın 40-50 farklı ülkesine özel eğitim alanında çalışmamak üzere yüksek lisans doktor öğrencisi gönderiyor. Evet. Hani bunlar hani şimdi yani Samsun'da bile ilk yardımcı doçent 2011 yılında gelmiş. Hani bir doktorası olan bir akademisyen 2011 yılında geliyor. 10 yıl sonra da bahsediyoruz. Hani Türkiye'nin 19-20 farklı üniversitesinde belki özel eğitim bölümümüz var ama hani yetişmiş akademisyen yok. Akademisyen olmayınca öğretmeni düzgün yetiştiremiyorsunuz. Öğretmeni yetiştiremeyince hani onlar gidip çocuklarla iyi çalışamıyorlar, ailelerle iyi çalışamıyorlar. Bu aslında silsile halinde zincirleme bir şekilde ilerliyor. Domino etkisi gibi devam ediyor ve en sonuçta. Ama hani siz hani ama zaman geçiyor işte. Biraz önce tabii ki öyle. Biraz önce bahsettiğiniz işte hani çocuğu oradan alalım getirelim, yani, işte, alalım getirelim dediğiniz. Öyle kolay da olmuyor. Tabii onu da biliyorum. Tabii ki kolay olmuyor. Yani tabii onu ben söylediğime bakmayın yani. Ama arada da birkaç nesil maalesef yapabildiğimizde kalıyor. Valla bir de bizim hani bu köylerde möylerde duyduğumuz işte yaşayan onlarla hiç haberi olmadığımız insanlar var, çocuklar var. Yani onların artık nasıl bir hayat yaşadıklarını ben düşünmek bile istemiyorum. İnşallah yani vicdanlarına kalmış etrafındaki insanların o şekilde yaşayıp gidiyorlar. Hem öyle hem de bu örneğiniz bana şeyi de çağrıştırdı. Özel eğitimde önemli faktörlerden bir tanesi de yoksulluk ya da sosyoekonomik durumun kötü olması. Çünkü bu faktör özel eğitimde yetersizlikten etkilenmiş bireylerin yaygınlık oranını da arttıran önemli faktörlerden bir tanesi. Yani ailenin sosyoekonomik olarak desteklenmesi, belli hizmetlere erişimini sosyoekonomik boyutta erişmesine olanak tanıyacak girdilerin sağlanması, bunlar da çok önemli. İşte ailenin bu yapısı da biraz desteklenirse çocuklarına istedikleri eğitim ya da olağan almak istedikleri herhangi bir araç gereci alma yönünde de bir takım kolaylıklar sağlanmış ailelere olacaktır. Ailelere de bu konuda biraz bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tabii ki bir de yalnız olmadıklarını onlara söylemek. Bu konunun da ben bunu hep yani kendi bunlar benim kendi tespitlerim yani. Bunların olmasını gerektiğine inanıyorum yani bu da çok önemli bir şey. Aile ilk başta neden ben diye soruyor ki onun sonu çok kötü boyutlara gidiyor. Peki ilaç tedavisi için ne diyorsunuz? Siz ilaçların gerekli olduğuna emin oluyorsunuz çünkü diyenler şöyle var. Biz ilacı veriyoruz onun eğitim boyutuna yani o hiperaktivitenin biraz yavaşlamasını ve oturup da bir şeyler dinlemesi için yapıyoruz diyenler var. Kesinlikle karşı koyanlar var sonuçta öyle değil mi? Siz bu konuda ne diyorsunuz mesela hızlıca bir şekilde söyleyebilir misiniz? Ben şunu söylemek istiyorum. Yani ben hani Amerika'da yaklaşık 8-9 yıl otizmli çocuklarla çalıştım. Çok 5 yaşında olup 6 aylık 7 aylık davranışları gösterdi. Eline bir obje verdiğinizi gözünün önüne tutup ağzına sokup objeleri tanımaya çalışan çocuklarla çalıştım. Yani hani ilaç kullanma gereklilik oluyor diyorsunuz. Gereklilik oluyor demiyorum aslında ilaç kullanımını görmedim demek istiyorum. Ha görmedin. Ha, tabii insanlar hani eğitim boyutuyla bu davranış değiştirme boyutuyla işi ele alıp tabii ilaç tedavisi hani hiperaktivite dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda da kullanılıyor çünkü yaygınlıklar. Çok yaygınlanıyor. Ama ona ek olarak hani, ilaç minimum dozda tutup aslında çocuğa davranış kazandırmaya çalışmak aslında belki daha biraz ara yol gibi bir de gözüküyor. Bir onun sonu yok biliyor musunuz? Tabii ki yok. Yani tabii ki çocuğun çok büyük bir ağır ilaçlar olduğunu biliyorum ve gerçekten onu çok uzun zamanla kullanıyor. Bu tarz yani. Şeylere ihtiyaç şuradan kaynaklanıyor. Evet. Elinizde o çocukları ödünleyebilecek yeterli doneler çok yok ise mecburen başvurmak zorunda kalıyorsunuz. Aynen öyle. Yani hocam bir şeyden bahsetti. Yoğun davranışsal uygulamalardan bahsetti. Yoğun davranışsal uygulamalar verilmesi gerektiğinden bahsetti bazı çocuklara. Siz bu hizmeti sağlayamazsınız doğal olarak ilaç noktasında. Peki son olarak bir şey daha soracağım. Hemen kısaca onu da şey yapalım da. Sizin mesela yaşamın ilk yıllarında Oyuna Çok Yönlü Bakış adlı bir kitap mesela birçok akademisyenle birlikte yazmışsınız. Evet. Oyun önemli mi? Kesinlikle. Bu ilk 3 yaşta mesela çocuğu oyunla bir şeyler yani bu gerçekten önemli bir eğitim, tedavi süreci oyun zaten 0-5 yaş arasındaki grupta oyun çok önemli. Biz zaten hani öğretim teknolojilerinden bahsederken burada oyun içerisine gömülmüş olan öğretim teknolojilerinden bahsediyoruz. Evet. İşte anne baba oturup da çocuğuyla masaya oturup da çalışmayacak. Oyuncaklarını yere yayacak. Öğrendiği teknikleri hani oyuncaklarla çocukla normal oynadığı oyunları oynarken öğretim yapmaya çalışacak. Oyun tabii ki bu yaş grubu için aslında en temel ama hani bırakalım tek başına oynasından bahsetmiyoruz burada. Anlıyorum yok. Birlikte yapılandırılmış bir şeyler, amaçlı, anne babanın ya da yetişkinlerin yönlendirdiği oyunlar otizmli çocukların burada şeyden son olarak bahsetmek gerekiyor. Çocuk oyun içerisinde kendini güvende hissediyor, huzurlu hissediyor, mutlu hissediyor. Hocam bir şeyden bahsetti. Bu çocukların doğal süreçlerinde değerlendirilmesi, gözlenmesi gerekiyor diyor. Oyun bu çocukların gözlenebileceği en doğal süreç.
Yani evet, oyun evet, temelli değerlendirme dediğimiz bir takım değerlendirme süreçlerinin de... Karşılığının sonucunu da çok rahat alabileceğiz en kısa sürede. Kesinlikle. Evet, kolay. Kesinlikle. Son olarak beslenmeden bir hemen şey yapabilir miyiz? Bu diyetler falan geçerli mi? Ya diyetlerin bir kısmı işte biraz önce bahsettiğimiz gibi davranışların bir kısmının azalmasına neden oluyor. Fakat hayat boyu da çocukları o diyetlerden sınırlama şansınız yok. Zaten otizm bireylerin çoğunluğunda karşılaştığımız sorunlardan birisi zaten çoğu yiyeceği yemek istemiyor bu çocuklar. Hani evet, dokulara karşı, farklı dokulara karşı evet, evet, hassasiyetleri var. Bir tane onu bir siz hani terapi anladım, diye daha fazla sınırlamak... Yani kesin bir sonucu olan bir tedavi ya da bir eğitim bir şey değil yani. Değil tabii ki. Bu etki ama denemelerinde de herhalde deneyip de ölen birisini duymadık değil mi? Hayır, denemelerinde bir sakınca yok ama... Abartmasınlar. Evet, evet. Çocukları sıkın. Sonuçta zaten sınırlı yiyen bir gruptan bahsediyoruz. Evet. Hani onu artırmak çok fazla... Seçiciler, çok seçiciler. Evet, çocuklar evet, için de bir yararlı. Ya maalesef program bitti evet, ya. Evet. Aslında benim sizlere soracak o kadar çok sorum var ki. Neyse, bakıyorum da bakmamaya çalışıyorum aslında yönetmenime. Ya ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ben, ederiz. Ben böyle ilk konuklarıma, daha doğrusu Sinan Bey sağ olsun ikinci konuğum ama bu stüdyo, bu ortam ayağınız alışsın program olsun evet, da. Evet. Ne bileyim artık bir dahaki sefere daha yoğun ve derin bir şekilde konuşuruz daha farklı tabii konularda. Ki, katıldığınız için, ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, katkınız var olun. Sevgili seyirciler, bu hafta da Engelsizsiniz programın sonuna geldik. Hepinizle haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.